Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Eylül ayında tanıtılmış olan Samsung Galaxy A22 akıllı telefonu inceleyeceğim. Bu cihazı bana incelemem için gönderen Key Yetişim'e de çok teşekkür ederim. Siz de hayalinizi kurduğunuz cep telefonu, tablet veya da aksesuarları gönül rahatlığıyla Key Yetişim'den satın alabilirsiniz. Aşağıya hem kendi mağazaların hem de Trento mağazasında linkini bırakıyorum. Giriş seviyesi olarak kategorilendirilmiş olan Galaxy a 22 öncelikle gelin bir kutusundan çıkaralım. Ondan sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kutunun ön tarafında cihazın kendisini görüyorsunuz. Tabii ki de bu bir e, demo ürünü arkadaşlar. İnceleme için gönderildiği için üzerinde önünüzde ama siz satın aldığınızda böyle bir teşhir ürünü ibaresi olmayacak. Yan tarafta da şöyle bakın Samsung Galaxy A22 yazıyor. Burada da cihazın diğer bilgileri mevcut. Şu şekilde kaydırmalı bir sistem yapılmış. Öncelikle bizi bir tane kitapçık karşılıyor. Kitapçığın içinde arkadaşlar şöyle bakın bir bilgilendirme kılavuzu gibi o tarz şeyler var. Şöyle bakalım. Aynen. Hızlı başlangıç kılavuzu garanti belgesi falan filan bu tür şeyler var. Maalesef içinden e, bildiğim kadarıyla bir kılıf çıkmıyor. Demo ürün olduğu için mi diye merak ettim ama zaten şu kartın inceliğinden anlarsınız. Bunun içine bir kılıf girmez. E, giriş seviyesi bir cihaz olduğu için de fiyatını uygun tutmak için buna kılıf konulmamıştır. Zaten ben de beklemiyordum fazla. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle ka cihaz karşılıyor bizi. Cihazı gördüğünüz gibi Galaxy A22 tahmini plastik çerçeve Dörtlü kamera tasarımı flash şurada dışarıya konumlandırılmış. Bunu zaten detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Kutu içerisinden bahsedelim şu anda. Bir adet 15 wattlık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Şöyle bakın Samsung'un klasik şarj adaptörü. Bir tane Type-C kablomuz. Şöyle göstereyim. 1 metrelik klasik Samsung'un Type-C kablosu. En sonunda da ne olursa olsun yine bir kulaklık çıkması çok güzel. Bir tane de klasik 3.5 mm jack girişine sahip bir adet de kulaklığımız mevcut. Gördüğünüz gibi en altta da bir tane de sim kart için iğnesi mevcut. Onun haricinde kutu içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Kutusundan çıkardığımıza göre şöyle bir cihazın etrafından da bahsetmek istiyorum sizlere. Yan tarafta bir tane şöyle power tuşu ve ayrıca parmak iziyle konumlandırıldığı bir power butonu var. Üst taraftaki tuşlar ise sesleri açıp kapatmaya yarayan bir tuş. Şöyle alt tarafında bir tane zaten Type-C şarj girişi var. Şöyle hoparlörler burada mevcut ve sol tarafta da 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi var. Ayrıca yan tarafta da sim kart yuvasını görebiliyorsunuz. Hem SD kart hem de sim kartın yuvası burada. Üst tarafta herhangi başka bir şey konumlandırılmamış arkadaşlar. Boy kısmı arkadaşlar 15.9 santim. Eni 7.3 santim. Kalınlığı da yaklaşık 8.4 milimetre kalınlığı yapılmış. Bence incelik açısından gayet zarif bir kibar bir cihaz olmuş. Cihazın toplam ağlı da 186 gram. Renk opsiyon olarak da beyaz, siyah, mor ve yeşil renklerde mevcut. Cihazın kasası ise tamamıyla plastikten yapılma bir kasa ama parmak izini gayet e, iyi tutuyor yani bilginiz olsun. Muhakkak bu cihazınızı aldığınızda bir koruyucu kılıfta temin etmeniz gerekiyor. Kutudan çıkmadığı için maalesef kötü olmuş ama siz muhakkak kasanızı korumak için bir tane koruyucu kılıf temin edin. Ekran konusunda ise 6.4 inç süper amoled bir ekranı var. Çözünürlüğü ise 720p yani Full HD Plus bir ekran çözünürlüğü var. Giriş seviyesine aşina olmadığımız 90 Hz ekran tazeleme hızı konulmuş. Ayrıca %83 gibi yüksek bir seviyede de ekran kasa oranı var. Bataryadan bahsedecek olursak 5000 mAh gibi büyük bir batarya konumlandırılmış. Bu bataryayı hızlıca doldurmanız için de bir 15 wattlık hızlı şarj destekleyen teknoloji getirilmiş. Gelelim bu cihazın kalbine yani işlemcisine. Mediatek Helio G80 işlemci konumlandırılmış işlemci 8 çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışabiliyor ayrıca İşlemcinin teknolojisi de 12 nanometre ile yapılmış. Ayrıca iç donanımda da yani bu cihazda 4 GB RAM, 64 GB da hafıza mevcut. Ama hafıza at yetmez diyorsanız SD kart ile de hafızanızı istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. 512 GB'a kadar hafıza destekleyebiliyor. Cihazın kamerasından bahsedecek olursak 48 megapiksellik bir ana kamera konumlandırılmış. Kameranın diyafram açıklığı f1.8. Bu cihazdan bir 4K video bekliyordum açıkçası ama maalesef 1080p 30 kare video çekebiliyor. İkinci kamerası ise ekstra geniş açı sağlayan 123 derecelik bir açıyla 8 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip bir genişlik kamerası. Üçüncü kameramız ise makro çekimlerde bize yardım eden 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip. Son kameramız yani dördüncü kamera ise portre derinlik algısı sağlayabilen f2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksellik bir kamera. Son olarak da ön kameradan da bahsedeyim. 13 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip ve bu kamerada 1080p 30 fps video çekebiliyor. Son olarak da cihazın bağlantısından da bahsedeyim. Wi-Fi 5 destekliyor. Bluetooth 5.0 ile geliyor ve cihazda NFC de desteğin de olması harika olmuş. Gelelim bu cihazla ilgili kullanım deneyimlerine. 90 Hz tazeleme hızının olması gerçekten çok iyi. Benim şu an kullandığım telefonun 60 Hz bir yenileme hızı var. Bundan ona geçtiğinde ilk başta bir garip geliyor ama gözünüz alıştıkça 90 Hz gerçekten çok güzel oluyor. Hem oyunlarda hem de günlük gezintide 90 Hz size gerçekten bir kalite hissiyatı sunuyor. Giriş seviyesinde bunun konumlandırması gerçekten çok iyi olmuş. Günlük işlerimde işte ben ne yapıyorum günlük mesela işte YouTube'da işlerimizi halledebiliyoruz. Instagram'da genellikle çok bulunuyorum. Arada oyun oynuyorum da. Ee, sosyal medya ağırlıklı kullanıyorum telefonumu. Bataryayı bu arada 3. günü ve 3. günde şu anda %60 bakalım %59'da %100'de çıkarmıştım. Kutudan çıkardım ilk önce bir şarj etmiştim. 3. günde şu anda 40 civarında bir batarya harcamış. Gerçekten batarya verimliliği konusunda cihaz çok başarılı. acısim sim kartımla taktım ben bunu. Yani görüşmede yaptım. İşte bunun için tabii testler yaptık sürekli bu cihazlar. İşte çıktık kamerayla fotoğraflar çektik, videolar çektik, oyun testleri yaptık. Ona rağmen gerçekten batarya verimliliği beni çok memnun etti. Hemen bataryadan sonra da tabii ki de kamera deneyimlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle bu bahsedeceğim bilgilerin bir giriş seviyesi telefon olduğunu unutmayın. Bu cihaz giriş seviyesi bir telefon. Yani bundan bir gün önceki video var mesela şuraya kartlara koyacağım. Xiaomi'nin Redmi Note 10S'i incelemiştik. Onda mesela orta üst seviye bir telefondu. Onun kamerasının özellikleri belli. Bu telefon giriş seviyesi bir telefon. Bunun da kamera özelliklerini de buna göre yorumlayacağız arkadaşlar. Kamerasının ekstra geniş açısı çok güzel. Bunu değerlendirmeniz yani size bol bol mesela çok büyük geniş aile fotoğrafları, düğün fotoğrafları mesela çekebilirsiniz bununla. Kalabalık veyahut da bir manzara çekmek istiyorsunuz. Bunun sayesinde geniş açı gerçekten size çok fayda sağlıyor. Ayrıca 10x'e kadar yaptığı zoom'da da e, maalesef tabii ki de ne kadar yüksek bir megapiksel de konusu. Aslında zoom'un esprisi budur. Yani megapikselin esprisi aslında zoomda yani fotoğrafı kırttıkça belli olur. Bunda mesela 10x zoomu denedim ama çok başarılı yani 5x'ten sonra çok başarılı böyle fotoğraflar çıkmıyor. Yani sanki böyle pastelleşmiş kötü bir fotoğraf alıyorsunuz. Ama gene kullanmak istediğinizde hani kullanabilirsiniz. Ama kendi normal açısı ya da geniş açısını kullanmanızı tavsiye ederim. Zoomlu çekilmiş fotoğraflarda başarılı sonuçlar alamıyorsunuz. Portre modu hem önde hem arkada gayet başarılı. Zaten bunu siz kendiniz ayarlar üzerinden de değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz etrafınızdaki efekti yani bokeh dediğimiz bu derinlik algısını artırıp azaltabiliyorsunuz ama muhakkak uygulamadan bunun ayarını yapın. Çünkü ilk başta cihazın otomatik ayarında gelen derinlik algısı çok başarılı olmuyor. Özellikle saç ve kulak kısmını iyi ayarlayamadığı için gerçekten böyle çok böyle yapay ve kötü fotoğraflar çekiyormuş gibi geliyor. Ama siz bunu kendiniz ayarlardan derinlik algısıyla oynarsanız çok daha güzel kaliteli portre modunda fotoğraflar alabilirsiniz. Makro çekimde şöyle renklerini beğenmedim açıkçası. Makro çekimde o kadar gün ışığında güzel fotoğraflar yakalamama rağmen istediğim renkleri bana vermedi. Çok daha başarılı bir kamera bekleyebilirdim. Yani makroda biraz daha iyi bir sonuç bekleyebilirdim ama tabii ki bu da giriş seviyesinde sonuçta Makro kamera var mı? Var. Eşinizi görecek seviyede biraz posta oynarsanız gene güzel fotoğraflar onda da çıkarabilirsiniz. Video kısmına zaten bahsetmiştim. 4K video konumlandırmaması kötü olmuş. En azından bir 4K 30 FPS video konulsa tadından yenmezdi. Giriş seviyesi maliyetleri kısmak için böyle bir karar almış olunabilir. Ama en azından 1080p 60 FPS bir videoda kaydı olabilirdi bu konuda hani Samsung'a eksi not vermek istiyorum. 1080p 30 fps artık günümüzün teknolojisi için çok geri kalmış bir e, teknoloji. Yani biraz daha iyi bir e, çözünürlük buna destekleyebilirdi. Ama şu anda 1080p'de de güzel kaliteli videolar çekebiliyorsunuz. Aynı şekilde ön kameranın da video çekimi gayet başarılı. Yani gün ışığında zaten ışığı aldığınız zaman kötü çekebilecek hiçbir kamera yoktur. Ama karanlıkta tabii ki de her zamanki gibi e, ışığın azaldığı anda hemen direkt videodaki grenleşmeyi ve bu o siyah siyah noktaları zaten hissedebilirsiniz. Telefonlarda zaten zaten hiçbir zaman böyle çok üst segment telefonlar haricinde ben bununla ilgili kalite sonuç veren görmedim. a 22 de gene aynı seviyede. Yani düşük ışıkta video performansı, fotoğraf performansı zayıf ama normal ışığı aldığında yani kaliteli bir ışıkla beraber gerçekten size güzel fotoğraflar ve videolar bu cihaz verebilir. Ayrıca bu cihaz çift sim kart destekleyebiliyor. Cihazı güvenlik konusunda ben başarılı buldum. İsterseniz bir parmak izi, isterseniz yüz tanıma isterseniz de bir pin kodu atayarak cihazınızın güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Hem parmak izi hem de şimdi yüz tanıma ile ilgili bir test yaptım sizlere. Şimdi onu izleyin hem de buradan hızını göreceksiniz. Şimdi cihazın parmak izi hızını test edeceğiz. Gördüğünüz gibi parmak izi de gayet hızlı. Şimdi de yüz kilidini test edelim. Yüz tanıma özelliği de giriş seviyesi bir telefon için başarılı denilebilecek seviyede. Gelelim bu cihazın oyun performansına. İki farklı oyunda test yaptık. Hem sıcaklık hem de pil değerlerini burada göreceksiniz. Şimdi de oyun testine geçelim. Şimdi de 10 dakikalık PUBG testine başlıyoruz. Şu anda bataryamız, şöyle ben sizlere de göstereyim. %63. Testlerimizin olmazsa olmazı derecemiz de burada. Şu anda Cihazın sıcaklığı da 36 derecede. Bir 10 dakika oyun oynayalım. Bakalım sonuçlar ne olacak? Şu anda bakın burada bir FPS göstergesi uygulaması da indirdim sizler için. Şu anda bakın 90 FPS alıyoruz. Çünkü bu ekran 90 Hz destekleyebiliyor. Burada arada Samsung'larda da bir Game Booster özelliği var. Şöyle bakın ekranın sağ kaydınıza sağ altta bir tane ikon var. O ikona tıkladığınız zaman isterseniz bu cihazı öncelik moduna alabilirsiniz. Yani cihazı rahatsız etme modunu açıyor. size telefon aramalarıyla veyahut da başka şeylerle yormuyor. Ayrıca işlemcinin üzerindeki tüm yükleri kaldırıp bütün gücü bu telefonun üzerine yani oyunun üzerine aktarmasını sağlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi mesela biz bunu aktif ettik. İsterseniz buradan ekran görüntüsü veyahut da anlık kayıt alabiliyorsunuz. Bu konuda Game Booster uygulaması da başarılı olmuş. Grafiklerden de bahsedeyim. Maalesef HD bir ekran olduğu için tabii ki de HD çözünürlükte ayarladım. Kare hızını da en yüksek seçtim. Bu şekilde zaten cihaz 90 FPS verecek. Gördüğünüz gibi şu anda bakın anlık bu şekilde oyunun kare hızını ve grafik ayarlarını görebiliyorsunuz. Şu anda yaklaşık bir 1 dakikadan fazla olduğu FPS hızı gayet sabit gidiyor. Sahnede 90 FPS FPS'de bu oyunu oynamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 10 dakikalık testin sonuna geldik. Şöyle hemen bir kontrol edelim bakalım. Bataryamız %60'a düşmüş. Gayet bence başarılı. Şöyle cihazın bir sıcaklığını da ölçelim. 37.8 derecede. Bu zamana kadar test ettiğim cihazlara göre çok daha az ısındı. Hem de batarya konusunda çok daha verimli davrandı. Bu konuda ben PUBG performans testinde A22'ye tam puan veriyorum. Sıradaki testimizde Asphalt 9. Bakalım Asphalt 9'a nasıl bir performans gösterecek? Bir tane yarış yapacağım. Hem orada bir ekranın kare akış hızını görmüş olursunuz. Sıcaklık testi yapmayacağım artık arkadaşlar. Zaten sıcaklık konusunda gayet başarılı sonuçlar veriyor. En azından Asphalt 9'a da bir ekran deneyimi, oyun deneyimi nasıl oluyormuş siz de bunları görün istedim. Gördüğünüz gibi asfalt 9'da HD çözünürlükte de oyunun akış hızı, kalitesi bu şekilde. Evet arkadaşlar oyun testiyle beraber de Samsung Galaxy A22'nin detaylı incelemesinin sonuna geldik. Bu cihazı bana gönderen Case Anlaşım'a tekrardan teşekkür ederim. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.